Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere soracak olsanız hamdolsun bizler iyiyiz çok şükür. Bugün geçtim yine ocağın başına. Ne Evet. yapalım bugün? Artık kış geldi. Yemekler kısıtlandı. Artık evde ne varsa bugün dedim bir değişiklik olsun. Kuru börülce yapalım dedim. Bilir misiniz bilmem. Kuru börülce. Ama bence harika olur. Evet. Kimi yerde karı göbek börülce denir. Evet. Kuru börülce yemeği yapalım bugün. Çok süper olacaktır eminim. Öyle börülce yemeği. Kış aylarının güzelliklerinden artık bunlar. Kendilerini boşaltalım. Bunun yemeğini yapıyoruz. Pişirip mesela tarhanın çorbalarında da kullanıyoruz bunu. Evet. Hem hazırlayıp kullandıkları da olur annemin. Evet. Her zaman bulunmuyor. Bulduğumuzda affetmem seviyoruz biz bunun yemeğini. Çok güzel oluyor gerçekten de. Pirinçle de yapıyoruz. Böyle kuru fasulye gibi de yapıyoruz. Evet. Pişsin. Ocağa koyulduk. Şimdi onu ne kadar bir sürede pişecek anneciğim? Bu kısa sürede pişer bunu. Simsiyah suyu çıkar. Evet. O suyunu dökeceğiz. Tamam. Sen süreci gösterir olacağız. Süreci gösteririz. Evet. Yan tarafta ne var öyle? Fıkır fıkır kaynıyor. Lezzeti harika görünüyor. Burada Sıdıka Sultan denemeyi seviyor ya. Evet. Bugün neler acaba? Bugün ne diyeyim? Elma vardı. Böyle hani doğal elma. Evet. Biraz böyle çürün ip olmuş. Onu evet. Gösteremedim. İnşallah bir dahaki sefer olursa gösterelim. Tamam. Yapılışını. Tamam. Onu pişirdim. Elmayı. Süzgüden geçirdim onu. Evet. Elma marmeladı yapacağım. Elma marmeladı. Sıdıka Sultan böyle şeyleri dener. Daha sonraki videomuzda da mutlaka inşallah elma bulabilirsek. Gösterecektim. Şimdi kendim de denemediğim için. Önce dedim kendim bir deneyeyim. Olursa. Güzel olursa. Güzel olacak. Ama biz şu anda sürekli deniyoruz, merak ediyoruz. Gayet de başarılı oldu. Erikten yapıyoruz yani. Evet. Erik marmalatı yapıyoruz. Erik marmalatı. Bu da elma marmalatı oldu. Elma marmalatı. Çok da başarılı oldu gerçekten. Biraz elması tatlı olsaydı şeker koymayacaktım. Evet. Elması maymuş elma olduğu için içine azıcık şeker koydum şununla. Çok azıcık ilave edildi. Biraz onu tatlattırdım ya, biraz ekşiledin. Evet. Ben de biraz koydum, şeker koydum içine. Sıdıkan Hayatı kanalı gerçekten çok güzel içeriklerin olduğu bir kanal. Elma marmelatımız da kanalımıza olacak. Evet. Biz şimdi onu da test edildi. Sıdıka Sultan test etti. Bir babaanne biraz hani koyu olsun dedi böyle marmelat ya. Koyulmaya başladı. Şöyle gösterelim. Ama tadına inanamayacaksınız. Biraz daha olsun. Böyle az böyle hafif ekşili tatlılığı gibi. Çok güzel bir tadı var. Zaten tüm yapım aşamasında sizlerle paylaşacağız. Şifa niyetine yeriz inşallah. Ondan sonra koyulunca bunları kavanozlayacağım. Tabii hepsini kavanozlayız. Vakumlamamız lazım. Evet. Börücüler kaynıyor mu bakalım? Evet, börücüler. Oynar gelin görümceler. Evet. Börücülerimiz. Erk siyah suyunda anne bahsettiği gibi. Bahçelerde börülce oynar gelin görümce demişler buna. Evet. Bu o börülce işte. Bu o börülce. Neymiş? Bahçelerde börülce oynar gelin görümce. Diyor Sıdıka Sultan. Evet. Öyle derler. Şimdi bunlar oldular mı anneciğim şimdi? Biraz daha olacak. Biraz. Evet. Daha olmamış. Görümceler. Görümceler mi? Daha olmamış. Daha olmamış. Bakarlar canım. Ağzımız yanımız değil mi? Evet. Olduğunda tabii zaten. Tabii bakarız. Bak o siyah suyu bunu süzeceğiz. O bırakmaya başlamış ha, siyah onu, suyu. Onu süzeceğiz. Süzeceğiz. Sonra süreç devam ediyor. Sıdıka Sultan yeşil yapıyor. Yeşil mercimek gibi. Evet. Mesela onu da süzmeden de yeşil mercimek yapsan öyle de daha vitaminli olur ama o zaman salçasını koyunca rengi biraz böyle bulanık gibi oluyor. Evet. Süz veriyorum ben. Süzünce daha da iyi olmuş oluyor. Ha. Değil mi? Suyu berrak oluyor ama vitamini gitmiş oluyor mu bilmiyorum tabii. Evet. Yeşil mercimeği süzüyoruz biraz. Bizim yandaki bu pissin. Onun marmelatımız da oldu. Ha, onu koyacağım şimdi. Elma marmelatımız. Kapaklarını bir kaynatalım. Bu gerçekten çok başarılı oldu. Mutlaka bunu izleyicilerimize paylaşalım anneciğim. Daha sonraki videolarımız içerisinde Sıdıka Sultan'dan sizlere bir armağan olacak inşallah. Güzel oldu baksana. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel. Rengi de kıvamı da tadı da gerçekten çok harika. Evet. Hem de bir şifa kaynağı oldu bu. Şimdi onu kavanozlayacağız.
Ben daha doğal olsun isterim ama işte biraz manyoş olduğu için azıcık şeker koymak zorunda ya kaldım. Aslında koymasak da olacak ama olmaz. Ekşi oldu o. Ekşi düştü. Evet. Ama tatlarına olursa gerek kalmaz bence. Belki de. Gerek kalmaz. Aynen. Haydi bakalım. Hadi. Börülcemiz, görümcemiz devam etsin. Görümcülerine, gelinle oynayamasın. Evet. Ben bunları kavanozda. Kavanozda yiyelim. Haydi bakalım devam ediyoruz. Börülcemiz pişti anne. Evet. Tam olmuş kıvamında. Yağını soğanını kavuracağız. Yağlayacağız artık. Evet, gayet başarılı bir börülce yemeğimiz olmuş olacaklar. Onlar da şimdi süzülmek için yolculuğuna devam edecekler. Aynen. Yan tarafta doğal sütümüz alındı yine. O da ısınmaya başladı. Sütümüz de ocakta. Evet. Evet. Anneciğim süzgecini de çıkarttı. Evet. Haydi bakalım. Süzeceğim ya ondan. Tamam. Evet Sıdıka Sultan. Börülcelerimiz süzüldüler. Ona. Şimdi artık onu... Yağını koyuyorum. Zeytinyağı. Evet zeytinyağı. Soğanım da oraya da. Yanımda bir tane soğan. Küçük boy. Oo, anneciğim bitki çayı da koymuş. Onu koydum. Kış aylarının olmazsa olmazı. Akşam üzerlerinin vazgeçilmesi. Hı hı. Zaten lezzeti sesi çısıltamaya başladı bile. Başladı değil mi? Şimdi soğanımız kavrulacak. Annem onları doğrayıversin. Soğanlarımız kavruldular. Doğrandılar. Soğanlar pembeleşti. Evet. Şimdi salçaya da buluşuyor. Şimdi hemen salça soğanlar. Soğan ve salça vazgeçilmez ikili yemeklerin olmazsa olmazı. Aynen. Olayın baş kahramanı geliyor. Evet. Börülceler. Tam şimdi oynama zamanları artık işte. Oynar gelin görümce. Şimdi ocağa girdi. Biraz hoşunu gitmeyelim gelin görümce. Evet. Ama anlaşsınlar da. Değil mi? Önemli olan. Tabii önemli olan o. Önemli olan o. Gelinler görümceleri gelin anlaşsınlar. Gelin iki kardeş gibi. Anlaşsınlar. Sizden yolu çıkarsa bir tanecik ablam var. Evet. Ondan nasılsınlar değil mi? Tabii i̇nşallah canım. Allah hayırlar çattırsın. Rabbim güzel Allah'a. Amin inşallah. Hayırlar çattırsın. Önemli olan o. Şimdi birazcık da tuz ilave edildi. Gerçekten börülce yemeği oldukça lezzetli oluyor. Pişkin zaten. İçine suyunu ekleyeceğiz. Hazır olmuş olacak galiba. Kış dolaşım kaynayacak. Tamam. Tamam. Oldukça pratik bir kış yemeği oldu. Evet. Kış aylarında Rabbim nimetlerimizi kuru baklagillerle daha çok oluyor artık. Tabii kış aylarında fazla yaz gibi. Tarhanadır. Evet. Rabbim güzel hem yazı yaz, kışı kışla, pazarlar, lahanası, ıspanağı, taptaze, her şey pırasası. Var. Onlar da güzel oluyor. Şimdi o da artık orada birazcık daha pişmeye devam etsin. Ondan sonra suyunu koyalım. Tamam. Tamam. Yap. Şimdi o pişmeye devam ediyor. Evet. Evet anneciğim. O pişmeye devam ediyor anne. Yanına bir şey yapacağım diyordu. Ha, yanına bir şey yapacağım diyordun değil mi? Evet. Yanına ne yapacağım biliyor musun? Hani patlıcanı oyuyoruz da içini kurutuyoruz ya. Evet. Biz onu seviyorsun. Aa çok güzel oluyor evet. Ondan yapalım dedim bugün. Tamam. O da gerçekten harika oluyor. O da yazın güzelliklerinden kalma bize nimetler işte. Patlıcanları kurutuyor anne. İçlerini de kurutuyor. Evet. O da kışın yemesi gayet başarılı oluyor. Ben çok seviyorum onu. Biz evce çok severiz zaten. Evet. Şimdi onunla devam edeceğiz o zaman. Tamam. Haydi. Börülcemizin yanını dedim. Bugün kuru patlıcan içi yapacağız. Yazdan kurutmuştu. Kuru börülcenin yanında bugün kurularla gidiyoruz. Evet. Bu patlıcanı oyuyoruz ya hani dolmalık için. Evet. Bağlamışım oraya ben onu. Bir tane bıçak olsa iyi olacak ama. Hemen sana bıçak desteği gelsin.
Kaptı mı? Ver sen onu da böyle geride. Lazım olabilir. Bu kuru patlıcanı içe yerse olmuş oluyor. Kuru patlıcanı içi. Evet. Mesela oyuyoruz ya. Evet. Dolmalık için. Bu da içi. Onu da kurutmuş anneciğim. Onu kuruttu. Emek emek. Gayet de güzel olmuş. Ne güzel de kurumuşlar. Rengine bakar mısınız? Evet. Gerçekten tam kıvamda kurumuş. Herhangi kararma, bir yok, sıkıntı yok. Yok. Yanında da var. Anneciğimin biber turları var. Dur bakalım. Onu da gösterecektir şimdi. Dolaşmış birbirine. Bak, bir tane şurada açılmışı var. İki tane yeterli. Evet. Bunu kabuklu olanınca bütün patlıcanı da kurutuyoruz da onu muşaklıyoruz. Onu orada kullanıyoruz. O muşaklı. Evet. Çok lezzetli oluyor. Bunu kavurma gibi öyle. İçine şeyli koymuşum. Kuru çizilmiş fasulye. Evet. Annemin keyizleri. Keyizi. Bu da güzel oluyor. O da gayet. Bulgur böceli. O da çok güzel oluyor. Mis gibi kokusunu çok severim ben bunu. O da çok güzel kurumuş. Evet, yemyeşil. Bundan da koyalım içine. İkisi de haşlansın. Tamam. Dur, kurutulmuş biber. Evet. Bu da küçük küçük kesilip de kurutulan. Aha, kurutulmuş. O halde yapmıştık bunları da. Yazdan hepsini hazırladık. Onlar bize yeterli. Bunu yine içine koyalım. Biz YouTube'umuza yazdan sonra başladık. Aslında bunları da gösterdik sizlere ama destekleriniz bizler için çok önemli. Aynen. İnşallah sizlerin destekleri sayesinde kanalımız daha çok büyürse bizler seneye bunları da sizler için paylaşır olacağız. Evet. Bunun için bize desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Evet. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Evet. Genelde yöresel şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Gündelik hayatımız içerisindeki. Günlük ev hayatı. Zaten kanalımızın ismi Sıdıkan'ın hayatı. Evet. Günlük benim ev yaşantım. Onları anlatmaya çalışıyoruz. Gününü nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiyor, evet. Geçiriyor. Oldukça pratikliklerimizi, yılların getirmiş olduğu püf noktalarını, aynen, her şeyi paylaşıyoruz. Yöresel şeyler yapmaya çalışıyorum hani genelde. Evet. Kanalımız içerisinde bu tarz şeyler. Gördüğümüz şeyleri, genelde öyle şeyler var kanalımızın içeriğinde. Beğenmeyi, paylaşmayı, takip etmeyi unutmayın. Umarım beğeniyorsunuzdur. İnşallah beğeniyorlardır, eminim. Yorum kısımlarını da belirtirsiniz. Evet. Şimdi bunları da suyumuzda koyduk. Şimdi onları suyumuz ısır olunca koyacağız ocağa. Haydi bakalım. Evet anneciğim. Börülcelerimiz pişirdik. Börülcemimiz. Allah şükür. Onlar pişti. Tam kıvamında, tam lezzetinde. Muhteşem olmuş. Börülcemeyi. Rengi rengi çok güzel. Biliyorsunuz siz de. Lezzet kaynıyor. Evet. Çok da güzel oldu. Bunu kapatalım. Ellerine sağlık. O hazırlandı akşam yemeğimiz için. Şimdi hazır. Şimdi kapatalım bunu. Bir taraftan da suyumuzu kaynatıyoruz. Suyumuz, suyumuz kaynamışlar. Ve şu görsel şölenin, Rabbimin renklerinin güzelliği. Yeşil, kırmızı. Suyla buluşuyor. Şimdi onlar da haşlanacaklar. Ben bu patlıcanın kokusunu çok severim. Evet, güzel patlıcan bir kokusu oluyor. Patlıcan beni kurbanıyor. Çok güzel bir kokusu oluyor değil çok mi? Çok güzel kokar. Ha, o güzel doğal bir kokusu var. Şimdi onlar da haşlanacaklar. Bunlar haşlansın. Yumuşayıncaya kadar. Yumuşayıncaya kadar. Zaten yumuşayıver içi ya. Evet. Hızlıca yumuşayıver olacaklar. Az açık kalsın. Tamam. Onlar da... Devamını gösterelim. Devamı. Gösterilecek. Şimdi onlar da ocakta yerini aldılar. Bekliyoruz sizleri. Evet anneciğim. Evet haşlandı. Her yere güzel güzel kokular sardı. Gerçekten çok güzel yumuşadı. Bir kokusu oldu. Patlıcanlarımız yumuşamış, biberlerimiz yumuşamış. Şimdi bunu süzeceğiz. Süzme kısmına son geldiler. Son aşamasını gösterelim. Evimizin dört bir tarafını çok güzel bir koku da sarmış oluyor. Buram buram. Harika bir lezzet, harika evet. Bir koku. Haydi bakalım şimdi onlar süzülmeye doğru gitsinler. Akşam üzeri oldu. Bitki çayı saati oldu. Evet. Ya çay ya bitki çayı. Bugün dedim sıcacık kekik yapalım. Kekik yaptık. Evet. Koyalım kekiklerimizi. Demlendi bayağı oldu. Ya kış aylarında bu saatlerde bitki çayı gayet güzel oluyor. Evet hem boğazlarımız yumuşamış oluyor. Hem böyle kış bahçemiz olan balkonumuzdayız biz. Her zamankisi gibi dışarısı... Nasıl olsa da biz burada hamdolsun iyice oturup günümüzü değerlendirebiliyoruz. Kekik çaylarımız da hazırlandılar. Hazırlandı.
Mis gibi zaten, kokusu harika. Evet. Keklerimiz kendi doğal dağ keki. Kendimiz topladığımız Yapıştı. keklerimizden. Yanımızda da anneciğim Bisküvi bisküvi bastırma. lokum Biliyorsunuz yapacak. değil mi? Bisküvi bastırma. Mutlaka biliyorlar. Hemen bir yine de gösterelim. Hemen Tabii bilmeyen ki. yoktur herhalde. Belli olmaz, belki de bazıları da bilinmiyor olabilir. Bunu şöyle Çoğu biliyordur yapacağız. ama. Şöyle. Evet. Şöyle yenilecek. Evet. Bisküvi arasında. Bu da yapmış olduğumuz O da gayet başarılı elma oldu. marmelatı bir bakıp banalım Bir bakalım tadını biraz. merak ettik Ama hepimiz. Evet. Bir bakalım mutlaka nasıl o olduğunu bayağı güzel görelim. olmuş. Koyu. Kıvamı çok koyu. Koyu olmuş. Çok güzel görünüyor Güzel olmuş. zaten. Eminim çok da faydalı, çok da lezzetli olmuştur. Evet. Ekmekte de kıvamını görebiliyorsunuz. Akışkanlığı değil. Gayet başarılı. Anneciğim hemen tadına baksın. Bu arada bir biz de yorumlarını dinleyelim olalım. Dışarıda da havalar artık bu hafta çok güzel geçti. Güneş değil genellikle. Bu hafta günümüz iyiydi, yani kış aylarındayız ama yazdan kalma bir hava. Evet Sıdıka Sultan. Lezzet nasıl? Gayet başarılı Lezzeti oldu. güzel. Elmanın kendine has bir aroması var. Evet. Mayhoşlu tatlının arası güzel olmuş bence. Bir sonraki videolarımızı mutlaka paylaşalım ki izleyen izleyicilerimiz de hem merakını gidermiş olalım, Nasip hem de olursa. nasıl olduğunu da göstermiş olalım ki onlar da yapsınlar. Evet. 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 İnşallah. Haydi bakalım. Şimdi biz gittik bitki çaylarımızı içelim. Bitki çaylarımızı durmayalım. Onlar da soğumasınlar. Sizler de Sıdıkan Hayatı videolarını izlerken bitki çaylarınızı yaparsınız. Bizlere Evet. bakarmış olursunuz. Evet canlarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zeytinimiz bitti. Çekirdeksiz zeytinimiz bitti. Yıkadım, dünden ısladım. Evet. Bir iki gün ısladıyorum. Hani fazla tuzlu falan olursa fazla suyu, tuzu gitsin diye. Sabahtan süzdüm, suyu süzüldü. Birazın çekirdekli yağın içine koydum. Üstünü basar yağ koyuyorum içine. O zaman poplanma olmuyor. Bu çizdiğimiz yerlerden şey oluveriyor. Evet, üstlerin yağ basmazsa O zaman evet öyle oluyor. poplanma oluyor. Hem de zeytinyağı da içine emmiş olduğu için Daha güzel oluyor. kahvaltıda da yemesi Ha, daha güzel oluyor. yağını da banıp iyi biliyorsun. Evet. Aromalanıyor hem. Bu da Niyazi Paşa için. Allah razı olsun. Anneciğim bunu yıllardan beri bana yap veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Çekirdeklerini çıkarıyoruz. Çok sağ olsun annem. Bunları çekirdeklerin bu şekilde şimdi orada yapılıyor. Daha sonrasında Bir bunu tane spatula, çıkartacağız. bir tane tahta Bizim için yeterli olmuş oluyor. oluyor. Hem bu küçük çocuklarınız varsa çekirdek yedirmekten tedirgin oluyorsunuzdur muhtemelen. Hem de onlar için basit bir yöntem olmuş oluyor. Ya da benim gibi çekirdek yemeyi sevmeyenler için de mutfakta büyük bir pratiklik. Şimdi biz bunları bu şekilde çıkartacağız. Yani önce Çıkarmak istedim. yapacağız. Daha sonrasında da çıkarma kısmında Evet. tekrardan devam edelim. Ben Geriyiz. anneme yardımcı olayım o kısımda. Orası birazcık eli zorlayabiliyor. Hemen devam edelim. Evet Sıdıka Sultan, zeytinlerimizi Zeytinlerimiz çıkarttık. Kırdık onları. kırdığıma şeylerine yani patlattım. Şimdi de yerde ayağım uçtu. Evet. Çekirdeklerini çıkarıyorum artık. Çekirdekler artık çıkması çok Kırdıktan basit sonra oldu. kolaylaşıyor. Daha da basit oldu. Hemen şöyle sık sık veriyorsun. Çıkıyordur. Çekirdekleri çık çık veriyor. Aynen. Şimdi bunu her yerde kullanılabilir. So, Kullanılır. ister kahvaltıda kullanın, isterseniz pastalarınızda, Pizzada, pizzalarınızda. pasta derken Evet. yani tuzlu pizzada kullanılır. Mesela zeytin salatası yapılır. Zeytin salatası yapılır. Yani şeyde yazdan yaptığımız közlenmiş biber oluyor ya, kırmızı biber. Evet. Onunla Onun da diğer yapılır. şeyde Aynen. mesela kahvaltılık öyle güzel oluyor. Öyle kullanılabilir. Bunları şimdi annem zeytinyağının içine koyacak. Daha sonrasında da anlatmıştı zaten az önce yaparken. Evet. O kenarları böyle beyazlamasın diye. O zaman daha da güzel olacaklar inşallah. Zeytinyağının havasını kesecek şekilde üstü basar koyuyoruz. Evet. O zeytinde de yerden yağı da azalırsa üzerine ilave ediyoruz. Hem kahvaltılarda öyle ekmekli banması da iyi oluyor. Evet. Gayet de başarılı oluyor. Bir de bazen hani kırmızı zeytin sevenleriniz vardır mutlaka. Bu kırmızı zeytin seviyorum ben diyen de şu şekilde çekirdeği artık orada çıkartmadan Aynen.
Bu haliyle onlar tüketimi hazır sende. Kırmızı et ne oldu şu anda öyle çünkü de bu. Kırmızı etin oldu. Evet, bunu da bu şekilde tüketebilirsiniz. Ondan sevenleri de var çünkü kırmızı etin sevenleri de var. Evet. Zeytinimizi hazırlamıştık zaten. Onu da kendimiz yapıyoruz. Kendi zeytinlerimiz. Kendimiz zamanını ıslatıyoruz. Çıkarıp kış aylarında yiyoruz afiyetle. Tüketiyoruz. Sizler de mutlaka bunu da deneyin. Çocuklarınız çok seveceklerdir. Çocuklarımız zeytin yerken çekirdek var diye bazı annelerimiz korkarlar. Küçük çocuklar için bahsediyorum. Evet. Onlar da böyle hiç tereddüt etmeden sofralarına koyabilirsiniz. Evet. Sizler için de kolaylık olur. Güzel oluyor öyle böyle yemezse kolaylık oluyor. Canım anneciğim yıllardır benim için yapar bunu dediğim hazırlar. Gibi, çocuklarım için mesela çok gelmeseler de mesela çocuklarım 15 tane dedi gelecekler inşallah hem onlara hazırlık olmuş olur. İnşallah. Onlar diğerler. Aynı zamanda balkonumuzda görüyorsunuz artık. Biz buraları yeniden bir dekore etmiştik. Boyadık. Buralara düzene girdiler. Annemin süslerimiz üstünde. Onlar da burada duruyorlar. Babasıyla ikisi boyadılar. Babamla birlikte yemek yemek boyadık burayı. Gayet de başarılı oldu. Sonunda güzel oldu. Perdelerimizi de yeniledik. Onlar da değişti. Burası bizim kış bahçemiz gibi oluyor. Camlarımızda sıcaklığı olduğu için. Biz burası hava sıcacık azıcık güneşli oluyor. Olsa sıcacık oluyor. Hatta bazen cam açıp havalandırdığımız bile çok oluyor. Kış günlerimizde zaten burada çok da videolarda görüyorsunuz. Güneşli olduğunda hiç mesela doğru dürüst içeri girmiyoruz kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Hem burası daha havadar, camlar da büyük olunca daha hoşumuza gidiyor. Genelde evet, günümüzün çoğunluğu daha burada ferah geçiyor. Oluyor tabii ki. Mutfak da hemen yanında olduğunda burası bizim için güzel oluyor. O kaçtı, kaçtı arkadaş. Hopladı gitti. Şimdi anneciğim onları yapsın bakalım. Evet anneciğim çıkartmışsın. Çıkardım anne. Çok güzel olmuşlar. Evet. Tamam bu yağımız, önceki yağımız. Evet üzerine, zeytinyağımız. Üzerine ilave edeceğim şimdi onu. Tamam. Sızma zeytinyağı. Aynen. Zeytinyağı. Bu azaldıkça üzerine ilave ediyorum onu. Yağın içinde duruyor bu. Ya o şekilde de yapılmış olacak. Hı-hı. İçerisine koyduğumuz çok önemli. Yağın içerisine koymamız da burada püf noktası olmuş oluyor ki. Bunun içinde hiç bozulmaz. Bozulmuyor. Gayet başarılı bir şekilde evet, duruyor. Ama yağ üzerine geçecek. Evet. O yüzden şimdi yağ da koyacak anneciğim. Yağ da koyacağım. Biraz yağlı seviyor. Evet. Ama yağ yazık olmuyor. Sabahları mesela ekmekle. Çünkü zeytinyağına banıp yemesi ekmeğin de güzel olduğu için. Limonlu şeyli seviyoruz. Evet. Üzerinin yağı eksik kaldı. Onu yağ gezdireceğiz. O da güzel olur. Zeytin kendi yapmış olduğumuz zeytin bu halde. Bunu annem buradan süzdü. Sarısı çekirdeklerini çıkarttı. Ben bu yağ, hale yağ getireyim. Getirmiş oldu. Eline emeğine sağlık. Şimdi üzerine yağ koyacağız. Yağımızı getirdim. Yağımız da geldi. Şimdi arkadaşlarla buluşturalım. Yağımızı kendimiz alıyoruz. Sızma zeytinyağı bu. Kış boyunca kullanıyoruz. Eminiz yani yağımızdan da. Bu yeterli. Evet. Yağ arkadaşıyla da zeytinlerimiz buluştular. Onlar şimdi içine güzel dediğim bahsettiğimizi emişiyor. Evet. Ve kahvaltıda da gayet lezzetli yemesi oluyor. Güzel. Yanında da annem kendi hazırlamış olduğu baharat karışımı var. Onları da birlikte yapmış oluyoruz. Yağını banıp da bir baharatı bandın mı? Oh, evet gerçekten oluyor. De şahane olmuş oluyor. Baharat karışımı içerisinde de annem oldukça zengin bir baharat karışımı var. Ne katıyordun anne salından içerisine? Kurutulmuş domates. Evet. Kuru biber. Ondan sonra leblebi. Zerdeçal. Zerdeçal. Çıkarabilirlerse çekirdek içi. Evet. Ben susam da götürmüştüm ama susamı dedi ekstradan kendi evinizde döver koyarsanız dedi. Öyle olur dedi. Makineye yapışıyor dedi. Değirmende. Yaptırıp geliyor. Yaptırıp geliyor. Evde onu kendisi kahvaltılık güzelce bir sos, yani orada sos haline geliyor. Hı hı. İçini eve getirdiğimizde biraz böyle yağlı tuz koyuyorum içine. Evet. Yağ konulmamış hali. Şimdi dediğim şey olduğumuz baharat gerçekten güzel oluyor bu. Yapmanızı tavsiye ediyoruz bunu da. Evet rengini de görüyorsunuz şöyle. Zaten. Oldukça güzel bu oluyor. Kuru hali. Kuru hali. Annem onu yağlıyor. Yağlayınca daha bir güzelleşmiş böyle oluyor. Böyle yenilebilir de evet. Biraz da yağ koyuyorum için şöyle. Böyle tükettiğimiz oluyor. Bu kuru peynirle mesela ekmeği kızarttığınızda öyle de güzel üzerine oluyor. Tereyağı sürdüğünüzde zeytinin üzerlerinde evet. Kullanılabiliyor. Öyle bak, ekilebilir.
Bu böyle bir gün bekledi mi? Bu şu kuruları yağla emişiyor bu. Evet, gayet Ha, başarılı içi bol oluyor. kekikli. Kekiğimiz de dediğim gibi zamanında, zaman geldiğinde hem dolaşıyoruz hem bulup geliyoruz onu. Onu ben yıkayıp kurutuyorum. Onu da havanım, demir havanda dövüyorum. Evet. Onu karıştırıyoruz, güzel oluyor öyle. Tamamen kendi kekiğimiz olmuş oluyor. Doğadan getirdiğimiz kekikler onlar artık bize. O O bitki da... çay yaptığımızda içtiğimizde o mor kekikten, Evet. diğer beyaz kekikten de var. Onunla beraber tüketiyoruz. Gayet başarılı oluyor. Bunu da annem anlatmış oldu. Sizler de mutlaka bu baharatımızdan da yapmanızı tavsiye ederiz. Evet. Sofranızı şenlendirmiş Zamanında olursunuz. domatesiniz, biberinizi kurutun. Ona leblebiyi de çarşıya gittiğimizde alıyorum oradan. Evet. Değirmeni götürüyorum hepsini ve yap. Hepsini karışık değirmenle yap veriyorum. Gayet güzel olmuş oluyor. Sıdıka Sultan'dan sizlere bir armağan olsun. Pipi noktası daha bulmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz annemciğim. Ellerine sağlık. Aynı zamanda zeytinlerimiz hazır artık. Onlar kapağında buzdolabına yolculuğa başlayacaklar. Buzdolabına kalkacak. Arkadaşı da hazırlanmış oldu. Allah azze ve yemeği nasip etsin. Amin, amin. Herkes nasip olsun Evet, inşallah. çok teşekkür ediyoruz. Sıdıka Sultan'la videolarımız devam ediyor. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizler de yapın evlerinize. Sofralarınızı şenlendirin. Evet, teşekkürler Allah anneciğim. sizleri de nasip etsin inşallah. Amin. Herkes yapsın, yesin, sofralarını buluştursun. Amin inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi bakalım patlıcanlarımızı haşladık, biberimizi beraber. Evet, Şimdi bitki çaylarımız da içildiler. onu içtik. Hamdolsun. Allah şükür namazımızı kıldık. Evet, şimdi Şimdi artık hızımızı. yemek hazırlıklarımız akşama doğru Evet. devam ediyor. Patlıcanlarımızı yapacağız. Şimdi soğan doğrayacağız. Soğanımızı kavuracağız. Olmazsa olmaz soğanlar ocağımızda yerle buluştular. Şimdi onları annem o şekilde doğrasın. Devam edelim. Soğanlarımız doğrandılar. Doğradık. İçine zeytinyağı koyacağım biraz. Saf, hakiki, doğal zeytinyağı. Zeytinyağı Evet. koyduk içine. İçlerimiz, patlıcan Tereyağı içlerimizde pembeleşsin. süzülmüşler. Gayet de güzel olmuşlar. İpini alalım. Artık ipinden kurtuldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlarıyla şimdi buluşacaklar. Orada neler var? Soğanları var, Eğer yağı var. büyükse zaten haşlandı ya. Onları şöyle bir küçültebilirler. Bunu ister böyle sade tüketilebilir. İstersen de üzerine yoğurt dökülebilir bunun. Böyle de yeniliyor. Yoğurtlu da sarımsak arzuyu kalmış tercihen. Ha, bir tane varmış. Hemen bir tane daha çıktı oradan. Tamam. Patlıcan arkadaşlarımız iplerinden kurtulmuş Özgürlüğüne oldular. kavuştular. Güzel bir günler sağ Eminim ki değerli izleyicilerimiz de yazdan bu şekilde berk hazırlayanlar vardır. Yapmadılarsa da bir dahaki seneye de nasip olursa onlar yapsınlar. da kurtarsınlar onları, kurtsunlar, onları Evet. değerlendirsinler. Aynen. Şimdi onlar da lezzetle buluşmak üzere sıralarını beklesinler. Zaten Sıdıka'nın hobi bahçesi olan balkonumuzda da hemen köşemizde kurutulmuş ürünlerimizin bir kısmı bizler burada görsel olarak da kullanıyoruz da burada yerlerini aldılar. Buradan soframızda yerlerini almak üzere hazırca bekliyorlar. Gayet güzel kurutmuş anne. Eline emeğine sağlık. Oldukça lezzetli görünüyorlar. Allah afiyetle yemeği nasip eylesin inşallah. Sultan'dan, mutfağından lezzet kokuları geldi. Duman üstünde soğanlarımız kavrulmuşlar. Gayet başarılı oldular. Soğanımız kavrulmuş. Hemen için biraz salça koyalım. Çok az tuz.
tuzla ilave edildi. Rabbimin nimetlerinin güzel renkleri. Kahvaltıda da yapıyorlar bunu. Evet, öyle de olabilir. Biraz önce de bahsetmiştin sen, yoğurtlu yapılabilir diye annece. Yoğurtlu yapılabilir. Böyle de tüketilebilir. Arzuyu kalmış bir şey. Benim lan yaz zamları kurtup hazırlamak. Evet. Kış aylarında değerlendirmek gerekiyor. Değişiklik. Evet, gayet de güzel oluyor. Lezzeti tadı yaptığınızda sizler de çok seveceksiniz, emin olun. Gayet başarılı oluyor. Bir yandan da biz sütümüzü artık orada kaynattı anneciğim. O kaymaklandı. Onun kaymağını da nasip olursa yarın alır kahvaltılık olarak hazırlıyor genelde. Daha sonrasında da çok lezzetli bir yoğurt yapmış oluyoruz. Kanalımız içerisinde yoğurt videolarımız var. Mutlaka sizler de bir göz atın derim. Evet. Sıdıka Sultan'ın yoğurdundan da denemiş olursunuz. Aynen. Azıcık su. Azıcık su yer ediyor. Çünkü bu yemek değil. Şey değil, yani sulu yemek değil. Evet. Çok az suyla yapıyor. Tamamdır. Artık o da birazcık o şekilde pişmeye devam edecek. İçinin yağını şeyinde biraz böyle yemiş verse. Evet. Tamamdır. Gayet Allah güzel olacak. İnşallah yemeği nasip etsin. Amin inşallah. Akşam az kaldı. Pişince tekrardan göstermiş oluruz zaten sizlere de. İnşallah. Haydi bakalım, o da pişsin. Sıdık kızıldı. Haydi bakalım, yemek saatimiz geldi. Akşam saatimiz oldu. Evet. Yemeğimizi yiyelim. Yoğurtlarımızı koyalım. Yoğurdumuz çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Bu yoğurdumuz farklı tarifli yaptınız. Bunun içine ne koydum ekstradan? Bir çimcik tuz. Evet. Biraz da toz şeker koydum. Bu arkadaşımızın tarifi üzerine yaptığım yoğurt. Evet, yorumlarda belirtmişti. Ayırmıştım. Bakalım bizde bugün bir nasıl, bizimkinden farklı neyi varmış bir bakalım. Evet, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yorum kısmına belirtmişlerdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler de belirtirseniz sizlerinkini de uygulamış oluruz inşallah. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yoğurtlarımızı hep kerenlikte kendimiz yapıyoruz. Bugün de zaten video içerisinde görmüştünüz. Sütümüzü ısıtıyorduk. Bakalım farklılık olacak mı? Sıdıka Sultan'ın tarifinden farklı oldu. Katılığı aynı gibi. Aynı gibi de tadını bilemem. Evet. Onu da bakacağız. Bizi aynı sanki. Bizimkiyle beraber. Bizimkiyle aynı. Evet. Yoğunluk olarak aynı olmuş. Aynı. Şöyle koyalım bunu. Yine de çok teşekkür ederim. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı da. Evet. Sizler yorum kısımlarında belirtirseniz sizlerinki de uygulayacağız. İnşallah uygularız. Elimizden gelince yapmaya çalışırız. Yoğurtlarımız sofrada yerini aldılar. Şimdi günümüzün ana yemeklerinden olan tenceremizde kuru böceğimiz. Maşallah, renginin güzelliğine bakar mısınız? Harika olmuş. Sıdıka Sultan yine döktürmüş Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi yemeğimizi koyuyoruz. Kuru böceğimiz yemeğimiz. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Rengi, kıvamı 10 numara 5 yıldız olmuş. Elin emeğine sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Şöyle koyup izlemelik. İzle o zaman. Gibi. O zaman sen yeme. Ben bunu. Sen izle. İzleyeyim. Tamam. Siz yiyin. Biz yiyelim, sen izle. Evet, yemeklerimiz de koyuldu. Şimdi biz sofrada buluşmak üzere diyelim. Buluşalım. Canım anneciğim. Evet oğlum. Maşallah berekallah. Soframız kurulmuş. Harika görünüyor yine her zamanki gibi. Çok şükür Allah'ım verdi.
Biz de yaptık, soframızı buluşturduk. Yiyenlere şifa olsun. İnşallah. Bugün neler yaptık? Evet. Kuru börülce yemeği yaptık. Lezzet harika oldu gerçekten. Evet. Çok da güzel güzel gözüküyor olur, rengiyle, güzel olur, görüntüsüyle. keyifliyle. Çok güzel duruyor. Kuru patlıcan, kuru biber Evet. yaptık. Onu da İster yağdan yoğurtlu hazırlamıştık. Yenilebilir, böyle de güzel olur. Soframızı da yerine aldılar. Yapmış olduğumuz turşu, turp. Bu nedir? Gül şerbeti. Gül şerbetimiz var. Artık güz gülleriydi. Ama anneciğim onları değerlendirdi ve soframızda yerini aldı. Gül şerbetimiz rengi gerçekten muazzam, evet, harika oldu. Evet. Güzel oldu o da. Çok da başarılı oldular. Yoğurdumuz da kendi yapmış olduğumuz yoğurdumuz. Kendisi Sıdıkı Sultan'ın kendi yoğurtları. Ellerine, emeklerine sağlık. Soframız yine her zaman gibi hamdolsun güzel oldu. Bereketli. Allah'a şükür. Evet, turşu Allah videomuz da herkes kanalımızda var. Versin. İzlemek isterseniz onu da mutlaka bir göz atın. Evet, Yoğurtlarımız da var. Turşumuz. Bunu da belki dedim şöyle içini içmek isterler de sirkesiyle beraber koyuverdim. Ay çok güzel anneciğim. Allah razı olsun. İçinde sirkesi de var sevenler için. Evet, tam sirkesi böyle kıvamında oldukça probiyotik deposu olmuş. Evet, çok güzel oldu o da. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sıdıka Sultan'ın kanalından diğer videolarımızda göz atarsınız. Turşuya, yoğurda ve birçok daha içeriğimiz de var. Muhteşem lezzetlerimiz var. Evet. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın canım arkadaşlarım. Hayırlı akşamlar. Sizler yediyseniz afiyet olsun. Yemediyseniz yine de afiyet olsun. Allah herkese yediği yemeklere şifalı olsun. Sağlık, sıhhatler içinde hayırlı akşamlar dilerim bütün herkese. Sıdıkan'ın hayatı olun, videolarımızda. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrardan Sıdıkan'ın hayatı videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu güzel lezzetler sizlerle buluşmaya devam edecek.